Bentaş Bentonit Karadeniz Ekonomiyi sunar. Murat Gülsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'ndan herkese iyi akşamlar. Her hafta bu stüdyolarda ülkemizin ve bölgemizin kalkınması adına değerli iş insanlarını ve konunun uzmanlarını konuk etmeye devam ediyoruz. Tabii Ramazan Bayramı'nın son akşamı, tekrar bayramın ülkemize ve milletimize, bölgemize hayırlara vesile olmasını diliyor. Bayramımızı da tekrar kutluyoruz. Stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Aslında uzun zamandır bu programı yapmak istiyorduk. Nasip bugün evmiş. Bölgemizin değerlerinden değerli, başarılı iş insanı Sayın Levent Kallibel. Öncelikle konuğuma hoş geldin diyorum. Çok teşekkür ediyorum nazik davetinize. İnşallah güzel bir sohbet olur. Evet Levent Bey, bayram tabii son akşam. Bayramın son akşamı. Evet. Özlediğimiz bayramlar geldi. Sevdiklerimizi gördük. Evet. Bu moralle programı başlatalım. Evet. Evet. Uzunca da bir tatil sayılır gene de. Doğru. Şimdi efendim aslında orada ekonomisini konuşacağız ama öncelikle siz de bir iş insanı olarak son iki yılda hem dünya hem ülkemiz hiç alışık olmadığımız bir dönemden geçtik. Ve çok şükür bu bayram normalleştik. Yani %100'e vurduğumuz zaman %100'e yakın bir süreç. Artık son maske sadece hastanede ve evet, toplu araçlarda inşallah 1000'in altına düşünce ondan da kurtulacağız. Gerçekten hem sağlık açısından hem ekonomik açıdan önemli bedeller ödendi. Sevdiklerimizi kaybettik. Ekonomik açıdan paket üstüne paketler açıklanıyor. Hala o süreç devam etmek zorunda. Çünkü o insanlar iş dünyası daha çok kaybettiklerini kazanmadı. O süreç devam ediyor. Ardından da tam rahatlayacağımız sıra Rusya ve Ukrayna savaşı çıktı. Bu savaştan iki ülkeden sonra en çok Türkiye'yi ekleyen bir sürecin içerisine girdik. İnşallah en kısa zamanda biter. İş dünyası anketimiz var. Orada ekonomisine geçmeden önce ülke ekonomisiyle başlayalım. Covid'di, Rusya, Ukrayna söz sizde. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim. Tabii Covid-19 felaketi bütün dünyayı saralı iki yılı geçti. Biz de buna dahil olalı, işte Mart ayıydı, iki yılı biz de tamamladık. Tam bir felaketti. Her şeyi etkiledi. Yaşam biçimini değiştirdi. Ticaretin tarzını değiştirdi. Aslında insanların ilişkilerini de değiştirdi. Sağlık tarafı bu işin en üzücü tarafı. Doğru. Söylediğiniz gibi onlarca sevdiğimizi kaybettik. Geleceğe dönük de birçok sıkıntıyı da üstümüzde taşıyoruz. Çünkü bu COVID virüsünün önümüzdeki yıllarda insanların üzerinde bırakacağı etkiyi henüz kimse bilmiyor. Yani doğru, bunun ileride neye sebep olacağı ya da neye dönüşeceğini de bilmiyoruz. O tedirginlik sürüyor. Ekonomik olarak da bizim konumuz tabii şu, bugün için ekonomi. Doğru. Ekonomik olarak da ağır bedeller ödetti dünyaya. Eskilerin tabiriyle ihtiyat akçesi olmayan, yani bir güvence sermayesi olmayan bütün devletler bundan çok ciddi hasar gördü. Biri de gelişmekte olan diğer ülkelerle birlikte biz. Zaten sınırlı kaynaklarımız vardı nakit olarak. Doğru. Bu dönemde en çok hasar alan ülkelerden biri olduk. Dünya buna tedbir almaya başladı. Bir şeyleri gördü. Özellikle lojistik sıkıntısını yaşadı. Bu tür pandemilerde ya da bir başka felaket anında ne yapması gerektiğiyle ilgili yeni kurgular ortaya koydu ve uyguluyor. Özellikle Avrupa Birliği'nde bu çalışmalar başladı. Doğru. Mesela Almanya, benim izlediğim 6-7 sektörde artık tamamen kendi içine dönme kararı aldı ve bununla ilgili büyük yatırımlar yapıyor. Biz de bunlardan ders çıkararak yeni bir yol haritası koyacağız ve bu sıkıntıları atlatacağız. İkinci felaket tabii savaş. Evet. Adı bile çok kötü. Sonuçları çok acı. İşte yüzlerce insan ölüyor, evsiz kalıyor. En acısı da birbirinden kopmuş aslında kardeş iki ülke. Doğru. Çok anlamsız bir savaş. Haklı haksız tarafı ben dile getirmek istemiyorum ama herkesin kendine göre bir doğrusu veya haklısı vardır. Tabii. Ama kapı komşunuz size bir yığın
çirkin tezgahlar kurduğunda da çok susamazsınız. Yani tabii. Benim açımdan Rusya haklı. Evet. Onu da gayet rahat söylüyorum. Ama bu ikisi bizim çok büyük partnerlerimiz. Doğru. Ukrayna'dan oldukça yüklü miktarda gıda ham maddesi alıyoruz. Onlara ciddi tekstil ürünü satıyoruz. Yine oradan orada görev alan, iş yapan içinde ordulu çok önemli bir firmanın da olduğu müteahhitlik hizmetlerimiz Doğru. var. Onlardan mahrum kalacağız. Doğru. Rusya'dan çok ciddi anlamda da turist geliyor Türkiye'ye. Bundan da mahrum kalacağız. En büyük taze gıda ihraç ettiğimiz ülkelerden birisi Rusya. İşte taze meyve gönderiyoruz, sebze gönderiyoruz. Her gün hatta televizyonları sürekli işgal ederdi. Domatesimiz geri mi döndü, biberimiz kabul mü gördü diye. Doğru. Yani çok önemli iki partnerimizle çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu iki olay aslında bizi iki olayın arz güvenliğini sorgulamaya götürüyor. Birincisi enerjinin arz güvenliği, ikincisi gıdanın arz güvenliği. İşte bunlardan ders çıkararak bir şeyler yapmak zorundayız. Kendi içimizde kendimizi doyuracak kadar temel ürünleri üretmeliyiz. Ürettiğimiz ürünleri de dünyaya yayarak satma becerisini gösterip bu tür krizlerden minimum etkilenmenin çaresini arayacağız. Evet, çok evet. doğru. Üretim ekonomisi ülkemiz evet. için çok önemli. Gıda güvenliğinin ne kadar Tabii. önemli olduğunu bu COVID'de gördük. Bir fırsata da bize evet. sayfa açacak ama bu. Doğru. Eğer bu savaş bitmezse, uzarsa Rusya'da ve Ukrayna'da yerleşik olan dünyanın önemli şirketlerinin üssü artık Türkiye olur. Yani Doğru. Rusya'dan çıkarlar, Ukrayna'dan çıkarlar. Bunların hepsi Türkiye'ye gelir. Sermayeleriyle gelir. Yeni iş sahalarıyla gelir. Bu bize yeni bir sayfa açar. Ha, savaş biterse ne olur? Savaş biterse de her iki ülkenin ihyası için en önemli partner yine Türkiye olur. Türkiye. Yani ikisinde de aslında Türkiye fırsatlar evet. ülkesidir. Bunu doğru görüp o ilişkileri doğru kurmamız lazım. Orduya da pay düşer mi? Düşer. Evet. İkisi de bize çok yakın. Doğru. Mesafede. Eğer Ünye Limanımız ve havaalanımız aktif çalışırsa biz Yok. De bundan ciddi pay alırız. Çok doğru. Şimdi zaten son zamanda Türkiye Avrupa'nın tedarikçisi ülkesi durumuna geldi. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Tabii ki. Sizin o söyledikleriniz de yani savaşın sona ermesi de sürmesi de yani baktığımız zaman krizler fırsata çevrilebiliyor. Şu evet. anda ayçiçek yağında da Türkiye rekor ihracata gidiyor. Gidecek tablo onu gösteriyor. Ama işte ham madde ithal etmezse evet, işte o karlarımız yükselecek. Sizin dediğiniz gibi atıl arazileri değerlendirip evet. artık evet. üreteceğiz. Evet. Çünkü bu ülkeye yetecek kadar toprağa evet. sahibiz. Efendim şimdi tabii diğer taraftan COVID'le beraber öncesinde de bir takım sıkıntılar vardı ama COVID'e hazırlıksız yakalandığımız için ekonomi olarak tüm dünyada öyle. Burada işte kredi garanti fonları, ekonomi paketleri piyasalar rahatlatana kadar devam etmek zorunda. Evet. Şimdi burada da bir ekonomi anketi yapıldı. Tüm olumsuzluklara rağmen aslında iş dünyasının yatırım iştahı devam ediyor. Burada baktığımız zaman Türkiye ekonomisinin şu anda çözülmesi gereken en önemli sorunları sıralanmış. Ben size bunları okuyacağım, bir değerlendirme evet. isteyeceğim. Yapılan ankete göre Türkiye'de şu anda ekonomisinde en önemli çözülmesi gereken birinci problem enflasyon olarak %80 çıkmış. İkincisi girdi maliyetlerindeki artış. Üçüncüsü TL'deki aşırı değer kaybı. Dördüncüsü yüksek faiz, finansmana ulaşım, üretim ve sanayi politikaları, işsizlik, vergi politikaları, jeopolitik riskler, döviz kurunda oynaklık, güven ortamı, kalifiye eleman sıkıntısı, adalet ve hukuk ve diğerleri olarak sınırlanmış. İlk üç madde enflasyon, girdi maliyetleri, TL'deki aşırı değer kaybı. Evet. Dördüncü maddeyi de okuyayım, sözü size vereyim. Yüksek evet. faiz, finansmana ulaşım. Evet. Ne diyorsunuz bu anketin sonuçlarına? Yani doğru. Evet. Aslında hep içinde yaşadığımız şey, sabit maaşlısından emeklisine, işte küçük esnafından sanayicisine kadar aslında bunların hepsi malumun ilanı. Evet. Yani bu zaten var, bunun ne olduğunu biz hepimiz biliyoruz. Tabii ki. Ama kimimiz gündeme getiriyoruz, kimimiz getirmiyoruz. Bir de önceliklerimiz değişiyor. Tabii. İşte
sabit maaşla geçinen insan için enflasyon ve fiyat artışları çok önemli. İş arayan gençlik için işsizlik çok önemli. İş adamı için krediler önemli. Tabii zor bir dönemdi. Evet. Hükümetlerin, bütün dünyada hükümetler vatandaşlarını ve iş adamlarını desteklediler. Ciddi kaynaklar ayırdılar. Biz de kendi kapasitemiz kadar bu desteklerle halkı rahatlatmaya uğraştık. Doğru. Ha, yeterli miydi? Değildi. Ama bizim kaynaklarımız sınırlıydı. Programın başında söylediğimiz gibi bizim de ülkemizin bir hacmi var. Tabii. Likiditesi var. Zor dönemlerimiz var. İşte üç tarafında sorunları olan bir ülkesin. Kaynak ayırmak zor. Bir Doğru. de... Genç bir nüfusun var, hızlı büyüyorsun, çok ciddi nüfus artışın var. Bütün bunlar nakit sıkışıklığına neden oldu ülkede. Doğru. Evet. Destekler yeterli oldu mu? Bence olmadı. Faizli kredilerle bu dönemi aşmaya çalışmak, peşinden bir KGF, peşinden bir KGF daha, evet, yani şey oluyor, pansuman oluyor ama bu sefer de o kredileri kullananların borcunu yükseltiyor. Tabii. Hem faizler yükseldi, ilk kredilerle bunlar arasında bir fark var. Hem faizler yükseliyor, hem ödeme gücünüz artıyor, zorlaşıyor. Kar marjlarınız düştüğü için o taksitleri gününde ödeme şansınız azalıyor. Yeni baştan bir başka senaryo yazmak lazım Türkiye'de. Bence bir devlet açısından bir tutumluluk programı olmalı. Devlet biraz tutumlu davranmalı. Yerel yönetiminden genel yönetimine kadar biraz ekonomik harcamalarını ya da işte genel harcamalarında biraz kısıntıya gitmeli, tasarruf etmeli. Ama vatandaşına da ihtiyacına uygun kredilerle desteğine devam etmeli. KGF bu açıdan aslında doğru bir enstrüman. Evet. Çünkü artık enflasyon nedeniyle sermayelerimiz azaldı, yarıya düştü. Eskiden 5 kova boya alan artık 2 kova alabilecek bir boya satıcısı. Tabii. Sermayesi azaldı, onun gücü yetmiyor artık. İhracatçı için de aynı. Ham madde fiyatları çok yükseldi. Sermayelerimiz erirken İş hacmimizin artması, aradaki o finansı bir şekilde sağlamamız gerekiyordu. KGF buna yarıyor. Doğru. Daha önceden de sadece inşaata yönelmiş krediler vardı. O dönemi yanlış geçirdik. Şimdi çıkan kredilerde faturaya dayalı ya da yapılan işe dayalı, ki bence doğru, bir yöntem izleniyor. Siz şimdi 100 lira kredi aldığınızda banka onu size veriyor, hesabınıza geçiyorsunuz. Siz yaptığınız işin faturalarını, sigortanızı, maaşınızı o hesaptan ödüyorsunuz. Aslında kredinin doğru yere gidip gitmediğinde Tabii. denetlemiş oluyor ki doğru bankacılık budur aslında. Doğru. Banka partnerdir. Bizde banka yıllarca seni finanse edip para kazanan ve seni de kendi haline bırakan bir şekilde tablo çizdi bankacılık. Başını daha doğru Başı bir bozuktu. Şekilde. Herkes aldı, ihtiyacı olan krediyi eğer ucuzsa yatırıma çevirdi. Bu yatırım çoğu zaman altın oldu, gümüş oldu, döviz oldu. Ama hiçbir zaman sanayiye dönmedi ya da ev oldu, mülk oldu. Doğru. Şimdi bunların da bize geri dönüşü olmadı. Doğru. Şimdi yapılan doğru aslında. Evet. Eğer doğru enstrümanlar, doğru krediler, doğru yerlere giderse bu ülkenin geleceği için de bence faydalı olacak. Evet, şimdi bu anketle ilgili son kısımları bir okuyayım isterseniz. Evet. Bu son gelişmelerden sonra en yüksek kazanç emtia olarak karşımıza çıkmış iş dünyası için %29,4. Evet. Döviz yatırımı 25,1. Altına 19,8. Kur korumalı mevduat %8. Hisse senedi 6,5. Kripto para 6,5. Gayrimenkul 2,0. Ve diğer varlıklar diye ilerliyor. Ve iş dünyasına şunu soruyorlar. Hani şu anda uygulanan ekonomik politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ağırlıklı olarak diyorlar ki tamam, başlangıç olarak hani pansuman yapıldı ama sürdürülebilir değil. Evet. Ekonomik gerçeklerimize, fabrikalarımıza dönmemiz lazım. Ne yaptınız diye soruyorlar.
tedbir olarak maliyetleri azaltmaya çalışıyoruz. Müşterilerde seçicilik yapıyoruz. Mevcut iş gücü eğitimi, dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları, bekle gör politikası. Bazıları küçülüyor, tasfiye olayları var. Yeni yatırım büyüme 1,5, yeni pazar arayışı 0,9 ve ARGE çalışmalarıyla anket sonuçlanmış. Neler söylemek istersiniz? Büyük şirketler için doğrudur anketler, evet. Ama küçük şirketler için biraz bana kulaktan dolma geliyor. Evet. Şöyle, küçük şirketlerin ARGE'ye para ayıracak Tabii. Bir şeyleri yok. Yok, ne hacimleri var. İşte dijitalleşme dediğimiz çok yeni bir olay ama Doğru. Bizim böyle klasik son 20-30 yılın şirketlerinde bu çok mümkün değil. Ancak yeni yetişen neslin ufukları daha ileri olduğu için bu tür çalışmalar o vardır. Evet. Burada şirketlerin doğru kaleme yatırım yapmaları, işlerini büyütme isteklerine katılıyorum. Yani herkes yeni pazarlar arıyor, herkes işini geliştirmek için çaba gösteriyor, bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Ama büyük bir kesimi de enerji fiyatları ve maalesef iş gücü ki doğru olan bu, aslında bu asgari ücret bile yeterli değil. Evet, ama göre. Bu nedenlerle rekabet edemeyeceğini görüp ya şirketlerini satışa sunuyorlar ya da o sektörlerden çıkmaya çalışıyorlar. Çok doğru. Sizin anketlerinizde en çok artan hala mülk gözüküyor. Doğru, gayrimenkul gözüküyor. Gayrimenkul gözüküyor, doğru. Evet. Böyle bir saldırı ve iştahı vardı Türkiye'de. Son 6 ay önce hatırlıyorsanız gazetelerde 100 liralık arabalar 200 lira, evet. 100 liralık daireler 300 liraya çıktı. Tabii, devam da ediyor. Evet, böyle bir Evet. Furya yaşandı. Doğru. O sanal bir furyaydı ama aslında geleceği satın aldı. Doğru. Neden? Herkes gördü ki bir enflasyonist ortam geliyor. Bu enflasyonist ortamlarda ham madde çok artacak, bu ham maddeden üretilen ürünlerin kıymeti çok yükselecek. Ve biz bunlara bir daha ulaşamayacağız. Tabii sattığımız malı yerine koyamıyoruz Evet. Diyor iş dünyası. Evet. Şu anda da mesela işte 3000 lira mertebelerinde olan konut metrekare maliyetleri bugün 7000 liraları buldu. 8000 liralara doğru gidiyor. Bunun temel artış nedeni biz ithalle yurt dışındaki enflasyonu da satın alıyoruz. Evet. Demiri ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz ülkedeki enflasyon kadar artmış demiri satın alıyoruz. Bizde yükselmiş döviz fiyatıyla. Yani hem dövizin kur farkını ödüyoruz hem yurt dışından ithal malın enflasyonunu da üstüne ekleyip alıyoruz. Dolayısıyla bizde bir kat daha fazla artıyor bu iş. Çok doğru. Dolayısıyla da bunlar bir daha ulaşamama kaygısı içinde olan insanlar hiç ihtiyacı yokken işte 3+1 ev hayali kurarken 1+1'e yöneliyor. Araba derdi yokken ya arabamı erken alayım diyor. Tüm birikimlerini şimdi buna harcıyor. Doğru. Bunun kötü bir tarafı var. Eğer tasarruf olmazsa ülke gelişmez. Birileri tasarruf edecek, onu bankaya yatıracak. Banka onun karşılığında yaklaşık 8-10 misli krediyi piyasaya sunacak ki bu çark dönsün. Ama tamam. Siz tasarruf etmezseniz banka sizden mevduat toplayamayacak ve iş adamına kredi veremeyecek. Ne yapacak? Yurt dışından sendikasyon kullanacak. Onun maliyeti de çok yüksek olacak. Tabii. Yine son zamanların tartışmasına geliyoruz. Küçük birikim sahiplerinin siz bankalarda o birikimlerinin değerini koruyacak faizi vermezseniz ya da emtia artışlarına bir şekilde engel olmazsanız o birikimler artık yapılmayacak. Doğru. Hem tasarruf sahibi haklı, öteki tarafta da iş adamı haklı oluyor. Ama herkesin haklı olması bizi doğru yere götürmüyor. Çok doğru. Efendim peki, şimdi benim hatırladığım iki tane kriz var. Türkiye Evet. Ekonomisi tabii dolara bağımlı olduğu sürece, hani geçmişten bugüne her 10 yılda bir, 5 yılda bir ekonomik Evet. Krizler yaşıyoruz. Ama ben size şunu sormak istiyorum Levent Bey. Benim hatırladığım iki krizde gayrimenkul fiyatları olsun, yani ne satarsanız satın yarı yarıya düşer, satmak mümkün değildi. Piyasa böyle kesilirdi. Evet. Ama şu anda krizde bir farklılık var. Yani Evet. Bir varlık var ortada. Evet. Diğer tarafta yüksek bir enflasyon var. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi gayrimenkul fiyatları 3-4 katına talep çıktı. De var.
talep de var. Otomotiv fiyatları da öyle. Ham madde sattığını insanlar yerine koyamıyor. Muhasebeciyle görüşene kadar para kazandığını zannediyor ama zararda olduğunu görüyor. Üzülüyor evet. İnsanlar. Yani şu andaki krizi diğerlerinden ayıran size göre nedir? Bir farklılık var çünkü. İşte o iki yıllık evet. Baskılanmış bir pandemi dönemi var. Herkes orada bir şeyleri fark etti. Hayat kısa. Evet, doğru. Yani şu adamın birikimi var. Tabii. Covid'e yakalandı ve öldü. Öldü. Şahit oldu buna birileri. Tabii. İşte artık dedi ki yastığımın altında duran şu parayla ya şu evimi daha kaliteli hale getireyim ya da köydeki evimi boyatayım, sıvatayım, oraya yerleşeyim. Bu türde para çıkışları oldu. Bakış açıkları değişti. Evet. Evet. Hükümetin aslında şu anda uygulamaya çalıştığı bu döviz endeksli evet. Vadeli hesaplarda da artık kimsenin mevduatı ya da tasarrufu kalmadığı için bu yönteme gitti. Ne diyor size? Bunu bana yatırın. Ben de bankadan en az 6 ay alınmayacak o para bankalarda. Evet. Önce 3 aydı, kimisi 6 aydı. Onun karşılığında da banka size uzun vadeli krediler verebilsin piyasaya diye böyle bir uygulamaya gittiler. Doğru mu? Doğru. Evet. Ama sürdürülebilir mi? Değil. Değil. Zaten bu paraların çoğu %1 vadeyle dövizde duruyordu. %17 vadeyle normal hesapta duruyordu. Ve bunların hepsi de bu ülkenin bankaların hesaplarındaydı. Yani aslında para bizim cebimizdeydi. Tabii. Biz şimdi bunu daha yüksek maliyetlerle kısa dönemin çözümünü bulduk. Ama bu uzun döneme yayılırsa devlet açısından çok ödenebilir olmayacak. Devlet bunu ödemek için de bu sefer enflasyonist bir ortam yaratacak. Yeni enflasyon gelecek. Devletin borcu azalacak ama biz bir daha fakirleyeceğiz. Yani burada yeni baştan bir ekonomik kurguya ihtiyaç var. Ki çalışmalar olduğunu da görüyoruz zaten. Evet. Şimdi yavaş yavaş orada ekonomisine geçelim isterseniz. Eklemek istediğiniz bir konu yoksa böyle evet. Ülke ekonomisiyle alakalı. Ama orada ekonomisine kısa bir reklam arasından sonra başlayınca bitirmeden devam edelim. Aynı zamanda sizin adaylığınız var Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na. Adaylığınızı kutluyoruz. Çalışmalar nasıl gidiyor? Onları da ikinci bölümde konuşacağız. Evet, kısa bir reklam arası. Evet sevgili izleyiciler, Murat Gülsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı devam ediyor. Başarılı iş insanı Sayın Levent Kalliver'le bu bölümde orada ekonomisini konuşacağız. Ve kendisinin de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı var, adaylığı var. Bu konuda da düşüncelerini ve çalışmalarını nasıl gittiğini öğreneceğiz. Ve Mevlana'nın güzel bir sözüyle kendisine yönelelim. Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler konuşmak lazım. Bugün evet. Levent Bey'le biz kendisi aynı zamanda şehir plancısı ve mimar. Turizm sizin aile olarak birçok yatırımınız olmasına rağmen ağırlıklı olarak turizm yatırımlarınız da var. Ve geleceğini de turizmde gören bir Ordu ili var. Aslında karma ekonomiye sahibiz ama evet. Şimdi sizinle yaptığımız sohbetlerde de siz de Avrupa'yı gezip Türkiye'nin her tarafını gezen bir iş insanı olarak en son nokta olarak Ordu'nun bir cennet olduğunu ve gerçekten şehrimizin değerini bilmemiz gerektiğini her sohbetimizde söylüyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman son yıllarda Ordu gerçekten büyük bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. Yani eksisiyle artısıyla. Evet. İşte 30. Büyükşehir Belediyesi oldu. Ordu Giresun Havalimanı dünyaya açılan penceremiz oldu. Sizin dediğiniz gibi aksaklıklar giderirse daha iyi olacak. İşte Karadeniz-Akdeniz yolunda uzun yıllardır konuştuğumuz bir proje son aşamaya gelindi. Tünellerin açılması bizi ilçelerimizle bütünleştirdi. Ama büyük bir değişim dönüşümü konuşurken eksileri de konuşmak lazım daha iyi olmamız için. Sizin gözünüzde Ordu dünden bugüne nasıl geldi? Bundan sonra nasıl bir orduyu ortaya çıkarabilmeliyiz? Planlama noktasında artılarımız, eksilerimiz nelerdir? Yani Avrupa'ya bakınca, Türkiye'ye bakınca, diğer illere bakınca ne görüyorsunuz? Uzun bir sunum yaptım, uzun bir süre sözü size vereceğim. Tekrar adaylığınız hayırlı olsun. Buyurun. Sağ olun. Şöyle, dünyada Türkiye'de çok, hani meşhur bir deyim vardır ya, jeopolitik durum. Evet. Yani Türkiye çok güzel bir yerdi. Türkiye'nin içinde de Ordu çok güzel bir yerdi. Çok hızlı gelişen genç bir nüfus var Türkiye'de. Bizde de aynı yapı var Ordu'da. Ordu aslında çok ufuklu bir şehirdir. Tarihine biraz baktığınız zaman hem kültür sanatında öyledir hem ekonomisinde öyledir. Doğru.
Biz çocukken burada ham madde yoktu ama un fabrikası kurulmuştu. Evet. Hatta iki taneydi benim hatırladım. Doğru, Efendi'de. Tabii, üç taneydi. Üç tane. Yine biz yetişme çağlarımızda ham maddesi burada olmamasına rağmen bir Rulman fabrikasının temeli atılmıştı. Yine bir medefe fabrikası var. Evet. Orada aslında bütün bunlara açık bir şehir. Biz büyük şehir olduğumuzun henüz farkına varamadık. Evet. Ulaşımı çok kolay bir şehir burası. Bugün havaalanı geldi. İşte limanımız yapılıyor. Ege Akdeniz aşağı inen yolumuz, Karadeniz Akdeniz yolumuz da yapılmaya devam ediyor. Doğru. Ama biz buna hazır mıyız'a bakmak lazım. Evet. Aslında hazır olmayan biziz. Bizim ufkumuzun açılmasına ihtiyaç var. Her zaman söylüyorum. Biz büyük şehir olduk. En şanslı konumdayız. En güzel demografik yapıya sahip Karadeniz'deki iliz. Biz de işte Suriyelisi, Afganlısı çok böyle bizim yapımızı bozmuş durumda değil. Doğru. Dolayısıyla biz bunları iyi değerlendirirsek çok başarılı bir dönem geçirebiliriz. Aslında bir fırsatlar şehri şu anda Ordu. Ama bunun altyapısını doğru kurmamız gerekiyor. Bununla ilgili de her kesimin, herkesin çalışması gerekecek. Evet. Kendi işini iyi yapması gerekecek. Devlet bizim önümüzü açacak. Hükümetler desteğini sunacak. Yerel yatırımcımız da doğru, karlı, etrafa zarar vermeyen yatırımlar yapacak. Evet. Bununla ilgili masayı doğru kurgularsak, doğru bir toplantı masası kurar da bu partnerleri tek bir ülkünün etrafında birleştirirsek ordunun büyümesi ve herkesle yarışması ve bence herkesin önünde de bu yarışı bitirmesi mümkün. Evet. Evet. Bu şimdi bu dediğiniz çok doğru. Biz şimdi Dünya Gazetesi ile burada çok ekonomi toplantısı yaptık. Yani ekonomistler orduyla ilgili beraber iş yapma, ortak akılda buluşma noktasında sıkıntılar olduğunu ve geçmişe dayanan eski örneklerin devam ettiğinden dolayı ortaya ortaklıktan nezdinde de şehirde güzel bir önlem çıkmamasını söylediler. Çok şehir aslında yaşıyor ortaklıkları. İşte evet. Kayseri böyle kalkındı, çok. Çorum böyle kalkındı. Evet. Aynısını İzmir'de de yaptılar. Bizim eksiğimiz yok aslında ama bize bir şeyler doğru anlatılmalı. Yani birisi bizim röntgenimizi çekmek zorunda. Evet. Yani bu şehrin bir röntgenini çekeceğiz biz. Bizim neyimiz var? Bunu yaparsanız ihtiyaç listenizi daha doğru çıkarırsınız. Biz bunları bilmiyoruz. Ölçmüyoruz. Ölçülmediği için de yönetilemiyoruz. Doğru. Bizim önce bir kendimizi ölçmemiz lazım. Sahip olduğumuz tabii, değer var. Tabii her belediye işte başkanımız ya da her yeni gelen valimiz bize yeni bir senaryo yazıyor. Biz de bunu yıllardır izliyoruz. İşte birisi diyor ki Ordu turizm kenti olmalıdır. Biz niye diye sormuyoruz. Evet. Kardeşim iyi de şu eksiklerimiz var demiyoruz. İşte birisi geliyor biz tarımda kalkınalım diyor. Ona da eyvallah diyoruz. Yani biz sürekli birilerinin bize empoze ettiği hayatı yaşamaya uğraşıyoruz. Doğru. Halbuki bu doğru değil. Önce biz oturacağız bir potansiyel raporu çıkaracağız. Yani bizim neyimiz var? Elimizde evet. Neyimiz var? Biz ne yapabiliriz? İhtiyaçlarımızın bir analizini çıkaracağız. Bir gelişme haritası çıkaracağız ortaya. Bunlar çok zor şeyler değildi. Bunlar 15-20 gün ilgili kurumlar bir arada çalışsalar bunu bulurlar. Bir hedef koyacağız, bir öncelik koyacağız. Nerede başarılı olabiliriz? Nerede şansımız yüksek? Bunların senaryosunu yazacağız. Kısaca önce ölçeceğiz. Sonra değerlendireceğiz, bir karar vereceğiz. Sonra bununla ilgili bir strateji kuracağız, bir planlama yapacağız, başarıya ulaşacağız. Dünyada bu metot hep böyledir. Evet. Ama biz bunların hiçbirini yapmadık. Biz sadece birbirimize şehrin ve kendi şahıslarımızın propagandasını yaptık. Sen evet. Çok kıymetli başkansın, sen çok ünlü iş adamısın, sen işte harika bir sanayi tesisin. Sen en iyi milletvekilisin, sen en iyi belediye başkanısın dedik. İşte geldiğimiz yer burası. Evet. Tercih edilirle birlikte de %9'uz. Doğru. Demek ki bir yanlış var. Evet. İşte bu yanlışı kabulleneceğiz. Bu ayıp değildir. Üstünü örttüğümüz her şeyin
altında kalırız. Gerçeklerimizde hiçbir şeyin üstünü örtmeyeceğiz. Doğruları birbirimize söyleyeceğiz. Kırmadan, incitmeden, biz de kırıp incinmeden bu doğruları kabul edeceğiz. Onu kabul ettiğimiz zaman çözüm çok kolay. Evet. Siz orduyla ilgili hayalleriniz ya da hedefleriniz varsa, bu hayal ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için hem STK'ları, onun bir tık üstünde de siyasileri kullanacağız. İlin valisinin önderliğinde, belediye başkanının önderliğinde ve siyasilerin baskısıyla bir yere ulaşacağız. Ama biz bunlara doğru doneler vermezsek onların yapabileceği bir şey yok ki. Evet. Onları siz besleyeceksiniz. Biz talep edeceğiz. Şimdi bizim Ankara'ya sunduğumuz raporlar bile çok farklı. Yani şimdi belki siyasetten ayrı bir ordu raporu çıkıyor, sanayi odasından ayrı bir rapor çıkıyor, belediyeden ayrı bir rapor çıkıyor. Yani bunu bir tek dil haline getiremiyoruz. Bu bizim kanayan yaramız gibi gözüküyor. Tabii fındık rekoltesini bile yedi kafadan yedi sesle açıklıyoruz. Demek ki bir yanlış var. Evet. Mesela biz ne yapıyoruz? İşte lisanslı depoculuk olmalı. Evet. Tam olmalı. Tamam. İşte havaalanı olmalı diyorduk, oldu. İşte liman olmalı diyoruz şimdi, o da oldu. Tam bunların hepsi oldu da sen hangi hazırlığı yaptın ve bunlar olunca ne oldu? Şimdi lisanslı depocu geldik, kurduk lisanslı depoyu. Hazır mıyız? Var mı? Hazır mı senaryo? Lisanslı depoyu o malı nasıl ulaştıracaksın? Evet. Onu hangi denetim mekanizmalarında koruyacaksın? Burada var mı elinde? Yok. Yok. Demek ki ölçmemişsin. Tabii. Ölçmediğimiz zaman da aynı bu hani annesiyle çarşı pazara çıkan şımarık çocuklar gibi, işte ben onu da istiyorum, onu da istiyorum, onu da istiyorum. Alıyorsun, oynamıyorsun. Evet. Yani bunlara bir hata var. Hazır olmak lazım. Evet. Buna sağlam bir altyapıyı kesinlikle sunmak lazım. Kesinlikle. Yani bu şu ordunun hani vardır ya, makus talihimiz diye bir cümle var ya. Doğru. Hiç öyle bir şey yoktur. Hiç kimsenin makus talihi yoktur. Makus yöneticiler vardır. Onları doğru seçerseniz, yani o makus yöneticilerden kurtulursanız siz her zaman başarıya ulaşırsınız. Şirketler de böyledir, devlet de böyledir, STK'lar da böyledir. Evet, peki yıllarca ordu Samsun ve Trabzon arasına sıkışmışlığından dert yandılar. Yanıldı daha doğrusu. Ordu Giresun Havalimanı ile bu sıkışmışlıktan sizin gözünüzde kurtulabildik mi? Hayır, kurtulamadık. Şöyle, Trabzon zaten yıllar önce bir planlanmış şey vardı. Evet. İki tane makro şehir, bunlara PEK olmuş, ikişer tane mikro şehir. İşte Trabzon'u makro şehir yaptılar, Rize ile Giresun'u ona PEK haline getirdiler. Samsun'u büyük şehir yaptılar, Ordu'yla diğer tarafta işte Sinop'u ona bağlayan bir hayal vardı, büyük bir makro proje vardı. Evet. O makro proje yıllarca oynandı. Ama biz bunu nasıl değiştirdik? Havalimanı bu şemsiyeyi kapattı. Yani dedik ki artık biz her yere ulaşabiliyoruz. Evet. Şimdi yapılan yollar da buna müsait. Karadeniz, Akdeniz yolu. Evet. Dolayısıyla siz limanınızı ve denizinizi, limanla birlikte denizinizi doğru kullanırsanız, şimdi o bütün negatifliklerden de kurtulacaksınız. Ama dediğim gibi, biz burada ne üreteceğiz, ne satacağız, hangi potansiyele sahibiz, onu doğru planlamamız lazım. Hata yaparsak hem gücümüz hem vaktimiz hem de paramız gidecek. Çok doğru. Efendim şimdi ticaret ve sanayi odaları ticaretin kalbi. Her ilde böyle. Zaten ekonomik raporlar hep buradan istenir. Evet. Baktığımız zaman hayalinizdeki, yani yaratacağınız fark olarak hani bir ilin ticaret ve sanayi odasından beklentiler ne olmalı? Yeni dönemde böyle bir şey gerçekleşirse ekonomik açıdan olsun, ticaret açısından olsun üyelere neler söylemek istersiniz? Şöyle, Ordu çok, hep söylüyoruz ya, çok sevimli, butik bir şehir Ordu. Doğru. Ordu'nun çok fazla müdahaleye ihtiyacı yok. Ordu'daki yeni genç nüfus da oldukça iyi eğitimli. Biz onları işte sosyal mekanlarda görüyoruz, il dışında rastlıyoruz. Çoğu hedefleri olan başarılı gençler. Bu gençlerin önünü biz bir şekilde açmak zorundayız. Ticaret ve Sanayi Odası'na adaylığımı koyma nedenim aslında buydu.
Evet. Burayı mutlaka gençleştirmek, benden sonrakilere de bu 4 yıllık dönem içinde hedeflerini koyup eksik bırakmadan ya da bizim eksik bıraktığımız şeyleri tamamlamaları için fırsat tanımaktı. Bu tür STK'ların koltukları bence çok uzun süre işgal edilmemeli. Evet. Yani en önemli CEO bile bir holdingde 2 dönem yani 5-6 yıl, 7 yıl görev alır. Evet. Ve sonra bunu yenisine devreder. Çünkü sizin artık hedefiniz kalmadıysa verecek bir şeyiniz yoktur. Şirketlerde bu şirketlerin bedeli sizin cebinizden çıkıyorsa sorun yok. Evet. Ama sivil toplum örgütlerinin maliyetlerini halk ödüyor. Yani zaman kaybı halka mal oluyor. Para kaybı halka mal oluyor. Fikir kaybı da halka mal oluyor. Buralar çok işgal edilmemesi gereken makamlar. Mesela benim hedefim 4 yıl. Evet. Bana hiç kimse 5. yıl zorlamayacaktır. Gerek de kalmayacaktır. Çünkü yeni gelen arkadaşlarımız bizden aldıklarını götüreceklerdir. Evet. Bu 4 yıl içinde yapmak istediklerim var. Buyurun. Bunlar neler? Tabii birincisi şu. Şehri barıştırmak zorundayız. Evet. Şehirde inanılmaz bir kopukluk var. İşte Ordu Ticaret ve Sanayi Odası var. Organize sanayi bölgesinin yönetimi var. Evet. İkisinin arasında bir görüşme dahi yok. Çünkü orada gerçek üreticilerin olduğu, bugün dünyaya mobilya satan, dünyaya yatak satan, dünyaya gıda ürünü pazarlayan koca bir organize sanayimiz var. Ama oradaki fabrikalardan ben bir adedinin bile ziyaret edildiğini ne duydum ne gördüm, benim de teslim var. Evet. Yani Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın sanayi ayağı kesinlikle çalışmıyor. Bırakın dertlerini paylaşmayı, ziyaret edilmemiş adamlar. Türkiye'nin ilk 500'ün içinde fındık fabrikaları var. Bunlar bir kez bile ziyaret edilip eksiklikleri dile getirilmemiş. Bizim caddemizde 50 yıldır, 60 yıldır esnaflık yapan firmalarımız var. Evet. Bunlar seçimden seçime hatırlanmış. Halbuki onların eksikleri var, ihtiyaçları var. Otopark sorunu var belki, depo sorunu var belki. Belki yetişmiş iş gücüne ihtiyacı var. Siz bunları seçimden seçime oy almak için kapısına gitmişsiniz. Evet. Ve inanın toplumda özellikle küçük esnaf ve küçük mağazalar açısından ticaret odası neredeyse hoş bir tabir olmasa bile haraç alır gibi aidat toplayan, paranızı ödemezseniz sizi hacze ya da mahkemeye gönderen, icra ve takibine neden olan bir kurum olarak görülüyor. Ve haklı olarak da bu ödedikleri paranın karşılığını hizmet olarak almak istiyorlar. Bu çok halisane bir istek. Evet. Yani bir küçük ayakkabıcı ya da bir küçük elektronik satıcısı sizden alacağı bir evrak için arabasına binip ticaret odasına gidecek, parasını bankaya yatıracak, siz ona bir evrak vereceksiniz. Ya kardeşim sen amir kurum değilsin ki, sen hizmet kurumusun, sen defterdarlık değilsin ki, benim üst makamım değilsin sen. Ben sana mecburiyetten bağlıyım. Evet. Canım isterse ayrılır esnaf odasına geçerim. Demek ki sen buna hizmet vermekle mükellefsin. O adamın evrakını alıp ayağına götürmekle mükellefsin. Onun her işini çözmekle mükellefsin. Önce bir kere bunu sağlayacağız. Evet. Yani üyeleriyle Ticaret ve Sanayi Odası şeffaf ve her an sürdürülebilir bir ilişkiye girmek zorunda. Onların oradan haberi olacak, bizim de onlardan haberimiz olacak. Esnafın küçücük sıkıntısını siz yaşadınız mı mesela, bir pandemi geçti? Evet. 2 yıl oldu. Adam suyunu mu ödeyemedi, elektriğini mi ödeyemedi? Mesela kapandığı şirket var. 10 yıl sana prim ödemiş. Adam kapanmış gitmiş. Evet. Ya bir kere ziyaret ettin mi? Sen niye kapandın kardeşim? Senin sıkıntın neydi? Sana nasıl yardımcı olabilirdik diye sordun mu, sormadın? Bu bir taraf. İkinci tarafı, Ordu'da kurulmuş bazı iş adamı dernekleri var. Bunlar evet. Aynı zamanda bizim ticaret odasının da üyeleri. Doğru. Bunlarla da barışmak zorundayız. Onlar da bize para ödüyor. Tabii. Mesela MÜSİAD var, güçlü. Yine Genç İş Adamları Derneği var, güçlü bir dernek. Ordu Sanayici İş Adamları Derneği var, güçlü bir dernek. Müteahhitler Derneği var, güçlü bir dernek.
Bunlardan niye kopuyoruz biz? Evet. Bunlar bütün toplantılarını bizim ticaret ve sanayi odamızın toplantı salonunda yaparlarsa bizim neyimiz eksilir? Evet. Biz onlara sekreterya hizmeti versek bizim neyimiz eksilir? İşte bu birlikteliği sağlarsak biz, biri bizim arkamızda olarak değil, el ele yan yana bir yerlere ulaşırız. O zaman işlerimiz daha kolay çözülür. Ordunun ikinci sanayi sitesi, ikinci organize sanayi sitesi yılan hikayesine evet, yıllardır yok. Hiçbir şey yok. Evet. Bununla ilgili ne yaptık biz? Gazetelere demeç verdik. İyi de bu gazeteleri kim okudu ki? Cumhurbaşkanı okumamıştır büyük olasılık. İlgili bakan da okumamıştır. Peki siz bu dosyaları kolunuzun altına alıp her ay gidip ilgili bakanın önüne koysaydınız biz perişanız kardeşim. Bizim orduya yatırım gelmesi için bizim ikinci organize sanayimizin bir an önce açılması lazım. Onunla ilgili istimlak paralarının tamamlanması, altyapısının çözülmesi lazım. Bugün paralar bitse burayı açmamız bizim bir sene sürer zaten. Hiç sıkıştırdınız mı? Defalarca gidip kapılarını aşındırdınız mı? Hayır. Evet. Peki nasıl sizden haber olacak ki bizi genel idarenin? Siz bununla ilgili hiçbir çalışma yapmadınız. Bu fakir şehir iki tane sanayi sitesi yapmış. Ata sanayi var. İkinci sanayi sitesi evet. var. Üçüncüsüne ihtiyacımız var. Sizin de benim de birçok tanıdığımız dükkan açmak istiyor. Mobilya üretmek istiyor. Yer yok. Kapasiteyi artıracak. Kapasite, yok. Nerede üretecek adam? Doğru. Yani bir mekanı yok adam. Siz şimdi bu mekanları da hazırlamamışsınız. Ordu'nun imar planı 1,5 senedir sürüyor. Siz koltuğunuzun altına bir dosya alıp direkt ilgilisi sizsiniz. O adamlardan parayı biz topluyoruz. Ticaret odasıyız biz. Evet. Bunu götürüp Ordu Belediyesi'ne ya güzel kardeşim sen bu yaptığın imar planında benim 3. sanayi sistemi şöyle bir yere koy. Benim lojistik depolarımı şuraya koy. Bana işte boya sanayi kurmak istiyorum. Bunu nereye koyayım? Bununla ilgili bir tartışma yaptınız mı? Hayır. Evet. O zaman sizin planlamanızı yapan kurumun sizin talebinizden haberi yoksa size nasıl çözüm üretsin? Siz hiç elinizi taşın altına koymamışsınız. Ama bayramda seyranda ziyarete gitmişsiniz. Arada nasılsınız efendim demeye de gitmişsiniz. Evet. İyi de asli göreviniz bu değil ki. Onu her zaman yaparsınız. Cenazeyle düğün işi kolay. Evet. Herkes her yerde görür. Ama senin asli işin var. Senin sana para ödeyen, senden hizmet bekleyen birileri evet. var. Şimdi biz kesinlikle o göreve geldiğimizde önce bu paydaş olan diğer şeylerle, birliklerle evet. Ve o STK'larla o masaya oturup bu ordunun önce bir röntgenini çekeceğiz. Acil ihtiyacımızı, önceliğimizi koyacağız. İkinci organize sanayini mutlaka açmak zorundayız. Üçüncü sanayi sistemimizi mutlaka açmak zorundayız. Ordu'da bir özel üniversite için mutlaka adım atmak zorundayız. Evet. Ha bunu yapacağız, evet yapacağız. O taşı atacağız. Ve ben inanıyorum ki Ordu'da bir özel üniversite açılacak ve ordunun şekli değişecek. Özel üniversiteler daha varlıklı, gelir düzeyi daha yüksek öğrencilere hizmet eder. Bizim esnafımızın da geliri yükselecek. Bizim evet. turizm pastamızın da geliri yükselecek. Mesela biz tanıtım da yapmıyoruz Ordu ile ilgili. Evet. Mesela bizim neden bir fındık şenliğimiz vardı bizim. Eskiden evet. Eskiden. Doğru. Mesela bu niye yapılmaz? En fazla fındığı üreten il evet. olarak. Evet. Yani bugün kıytırık küçücük kasabalarda ot çöp şenlikleri evet. yapılıyor ya. Mersin'de uluslararası narinciye evet. festivali var. Alaçatı'da evet. Tabii. ot festivali var. Evet. Yani tek başına 2 milyar dolar geliri olan fındığın festivali olmaz mı? Evet. Niye yapmıyoruz biz onu? Bunları düşünmemiz lazım. Evet. Mesela bizim INC diye evet. uluslararası bir fındık toplantısı yani var. Şey var. Bütün... Kabuklu yemişler konusu. Tabii, ya tabii. bir toplantısı burada yapılamaz mı? Öncülük evet. edemez miyiz? Ordu'da yapılabilir. Biz bunları yapacağız. Tabii. Mutlaka. Mutlaka Ticaret ve Sanayi Odası'nın içinde bir ihracatı geliştirme merkezi kuracağız. Danışmanlık vereceğiz. Adam burada bir makine üretiyorsa bizden o ürünü pazarlamak için biz onu mutlaka ihracatçısıyla buluşturacak bir mekanizma yapacağız. Biz bu şehri açmak, büyütmek zorundayız. Evet. Yoksa biz rol de çaldırıyoruz. Bizim yapmadığımız, Ticaret ve Sanayi Odası'nın yapmadığı işleri
mecburen başka kurumlar üstleniyor. Bakın bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi markalaşma çalışması yapıyor. Evet. Coğrafi ürünler, coğrafi markalı ürünler çıkartmaya uğraşıyor. Doğru. O aslında Ticaret ve Sanayi Odası'nın görevi. Büyükşehir'in desteğiyle bunu yapmak. Ama siz yapmazsanız birisi yapmak zorunda kalıyor. Doğru. Demek ki bir eksiğimiz var. Hem de ciddi bir eksiğimiz var. Bunu mutlaka yapacağız. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi adaylığınız da tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bunlar gerçekten memleketi geliştirecek, büyütecek gelişmeler. Bu güzel bayram akşamında sizi dinlemek güzeldi. Beraber son sözlerinizi alalım. Beraber kapatalım. Buyurun. Evet, ben önce size çok teşekkür ediyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun. Allah tekrarına nasip etsin. Sizin başarı programlarınız devam etsin. Sağ olun. Benim hayalim gençleşmiş bir ticaret ve sanayi odası. O gençlerin de hedefleri olan gençlerin de başarılı oldukları bir ordu. Ben bunu becereceğimize inanıyorum. Herkesin de desteğini bekliyorum. Teveccühlerini bekliyoruz. Ama sonra da bu televizyonlara çıkıp her 6 ayda bir yaptıklarımızın da hesabını vermek istiyoruz. Yani biz orada boş boş oturmadık dememiz lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz birlik beraberlik mesajları için. Sağ olun Levent Bey. İnşallah ordu için hayırlısı neyse o olsun diyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Murat Gürsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'nın sonuna geldik. Bir başka hafta yeni bir konukla görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bentaş Bentonit Karadeniz Ekonomiyi sundu.